Selamünaleyküm. Yeni bir Atlas bölümüne hoş geldiniz. Hemen gene kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kalmıştık abicim? Nerede kalmıştık? Bu M6'dayız ya. İşte burada gördüğünüz gibi korsan işareti var. Yani burada bir ada var. Şuradaki gibi. Ve o adada korsanlar var. Saldıramıyorsun. Saldıramıyorsun. Adamların base'leri var. Toplu. Yani toplu bir arada anlamında değil. Topları var, topları. Bir yaklaşıyorsun. Abi ta uzaktan başlıyorlar topları saydırmaya. Yani nasıl saydırıyorlar ama az buçuk da değil ha. Az buçuk da değil. Bak burada diyor 3 tane base var diyor bu adada. Burada 4 tane var. Ah sandık. Kaçırır mı? Ali baba kaçırır mı sandın? Kaçırmaz. Değil mi? Kaçırmaz. Böyle dikkatli. La neredeyse tamamen rüzgarsız bir havaya geldik ha. Gelsin yavaş yavaş çek. Bir de size bir şey daha gösterecektim. Daha evvel de göstermek istiyordum ya. Sandığa yaklaştığınızda bakın burada kalite 3.1 diyor. Ne kadar yüksek olursa o kadar daha çok eşya var içinde. Görüyorsunuz. Böğürtlen, et, altın sikke. Şurada da var. Şurada da var abi. Burada da var sandık. Geceleri çok güzel gözüküyor sandıklar. Evet. Sorun teknede olduğunda acıkmıyorsun. Ama mineral, protein vesaire, vitamin bu seviyeler düşüyor. Orada bir şeyler yapılması lazım. Bir sonraki patch'te. En azından acıkılması lazım. Abi ben bunu çekimsiz oynadığımda benim vitamin bilmem ne vesaire bayağı hemen hemen sıfırlar gibiydi. Bir acilen bir ada aramak zorunda kaldım. Acıkayım diye. Acıkayım da yiyeyim diye. Böyle hafif. Tamam. Görüyorsunuz değil mi? Ne kadar basit. 3.3. Kaç sikke var abi? 7 sikke var abi. Al onları da. Buraya koy. Eğer ki saldırıya maldırıya falan uğrarsa. Tamam. Efendime söyleyeyim. Şunları da ver. Şunları da ver. Şimdi şunu da ver. Şöyle. 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 Şunu da ver. Bu kadarını ben ne yapacağım? Bir tane yetiyor aslında. Aslında bir tane yetiyor. Neredeydi abi? Yok, burada değildi abi. Şurada olması gerekiyor. Şunları da at içine. Şunu da ver. Şunu da ver. Şunu da ver. Şunu da ver. Tuzlamış balık neredeydi? Tuzlanmış balık neredeydi? Şimdi şuraya ver. Tuzlanmış balık ikinci sandıkların şuradaydı galiba değil mi? Evet. Tuzlanmış balık. Bayağı bu. Çünkü daha çok dayanıyor bu. Bu balıktan daha çok dayanıyor. Onu da söyleyecektim.
Buzdolabı yaptım. Arttaki gibi çalışmıyor ama. Elektrik gerekmiyor. Ne gerekiyor? Tuz gerekiyor. Tuz. Tuzu şöyle bir yönüme alayım da. Şu uzakta ışık ne oluyor hala çözemedim. Bazen gidiyor. Bazen. Tuzun hangi arada buldum abi? Şimdi şöyle bir göstereyim. Burası bizim adamız. Burası. Tamam mı? Mail. Şurada buldum tuzu. Burada mı buldum? Yok, şurada buldum. Şurada. Şurada tuzu buldum. Bu rakamların hala ne olduğunu ben çözemedim. 2.0, 1.2, 8.6. Acaba düşmanların seviyesi mi? Yani ne kadar yüksekse o kadar zor mu diye araştırdım, bulamadım. Neyse, belki beraber buluruz. Belki izleyiciler arasında birisi biliyordur. Beni yorumlarda aydınlatır. Bu ne? Vatoz galiba. Mı? Ne o öyle? Evet, pek rüzgar yok. Yönümüz nasıl? Sandığı aldık. Birazcık böyle yapmamız lazım, değil mi? He? Birazcık öyle mi yapmamız lazım? Neredeyiz biz? Evet, öyle yapmamız lazım. Ani? Ani hem de kırmızı. Hem de öyle bir yaparım ki. Hem de kırmızı abi. Yeşili idare eder. Portakal rengi biraz daha güçlü. Kırmızısı çok tehlikeli. Yani hayat seviyeleri de yüksek tekneleri. Vur vur, bir türlü hayatını şey yapamıyorsun. Yok edemiyorsun. Ha mesela şimdi bak, bizim şey level atladı. Bizim teknenin şu an hayatı 1200. Ne yapalım, biraz kilo verelim ya. Biraz da sağlamlık, rezistans, hasar. Bu tekne işte daha yavaş hasar veriyor. Bir kilo verelim ya biz. Şey taşımak için bunu kullanırız. Onların hayatları bayağı bir var. Onların teknelerin hayatı 12 bin, 15 bin o civarlarda. Bak, kırmızı kırmızı. Tehlike tehlike. Tehlike tehlike. Şimdi yemek karnımda acıkmadı abi. Şeyler düşüyor, mineraller, vitamin, protein falan filan. Yemek yesem, çok yedim diyecek. Tamam mı? Çok yedim diyecek. Bu sefer midem bozuldu diyecek. Biraz da rüzgar olsa fena olmaz yani ha. Yukarıda da görüyorsunuz, sağ yukarıda o kalp işareti ortasına artı teknenin durumu, vaziyeti. Yani teknenin sağlamlığı, taşıdığı yük, şu an biraz 150'den biraz fazla taşıyor ama sorun değil. Ve X-Base'in. O kalp bazen kırmızılaşıyor. Dikkat ederseniz. O ara işte tekne birazcık hasar görüyor hafiften. Yani su üzerinde hiçbir şey yokken yine de hasar durumu var. Onun için yola çıktığınızda illa ki, burada sarı var. Sarı sandık. Yola çıktığınızda illa ki yanınıza lif, deri, saman ve odun illaki alın.
tekneyi tamir etme gücü. Yani etrafta korsanlar yok. Lanetliler yok. Bu adadaki korsanların ben henüz deniz ortasında gezdiğini, yani ortalarda uzak sularda gezdiğini görmedim. Adaların çoğunlukla kenarında geziyorlar. Kıyılarda geziyorlar yani. Yavaş, yavaş, acele yok. Acele yok. Sandığı kırma. Sandığa değersek sandık kırılır. Çok kırdım öyle sandık, çok. Bakalım. Kalite 1.7, düşük kalite. Ama yine de 3 var, kurumuş et var. Bak, ikisi de işimize yarıyor. İkisi de işimize yarıyor. Nereden gidiyorduk abi? Yine yönümüzü. Birazcık daha sol yapalım. Birazcık daha sol yapalım. Ha, şöyle. Ama bayağı bir eşya topladık ha, değil mi? Geçen bölümde gösterdim. Bu bölümde de göstereyim de havamı atayım. Bakın. Kurumuş et. Bu yok, bu da. Şunu at. Sikke. Daha bu sadece buradaki, biraz da topladığım evde de var yani. Şimdi şuraya bunu at. Bakın, kristal buldum. Gümüş buldum. Bakır buldum. Abisi. Bayağı, ha, bir tane de orada korsanlardan birisi oradaki hayvanlarla dövüştü. Öldü. Onun kıyafetini aldım. Adamı orada soydum, cesedi soydum. Evet, bakalım etrafta sandık mandık yok. Evet, daha ne kadar var? Daha ne kadar var? Ana, daha yarısına kadar gelmemişiz be. Daha karşımızda bir ada var. Bak, daha karşımızda bir ada var daha. Rüzgar yok ki abi. Rüzgar olsa bir ağaçta bir batmış tekne var. Rüzgar olsa bayağı bir ilerleriz de. Ama yine de buna da şükür abi. Deniz en azından sakin. Gördüm, kaçırır mıyım? Gördüm, kaçırır mıyım? Kaçırmam tabii ki. Bu ne renk burası? Sarı renk muhtemelen 1.5 ile 2.0 arası. 1.5 ile 2.0 arası. Kalite. Yani düşük bir şey. Mor daha iyi. Mor daha iyi. Evet, dikkatlice yaklaş. Yavaşla, 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 yavaşla. Erkenden çekmek lazım. Çünkü dediğim gibi çarpma olayı var. Sonra geçiyorsun. Yani sandığı geçiyorsun. Bu sefer bir dönüş yapman lazım. Öyle kolay kolay da dönülmüyor araba gibi. Ha, 1.3 bakalım. Kolay kolay da dönülmüyor ama. Bayağı bir daire çizmen lazım. Evet, iki yunus bizi takip ediyor. Yunuslar. Yunuslar benim bildiğim kadarıyla tame edilemiyor galiba. Ark'taki gibi. Ark'ta Yunus'u tame et. Açıl denize Yunus, Yunus'un üzerinde. Hiç mi hiç sorun. Evet, batmış tekne var tabi. Batmış gemi.
İşte böyle çekim dışı gezdim abi. Böyle sandıkları topladım. Önce ilk yola çıktığımda işte şeyle çıkmıştım. İki yelkenli gemiyle, bu iskeledeki adamdan alınma gemiyle. Ondan sonracığıma işte biraz bir iki ada falan gittim. Pek cesaret edemedim. Tek başımayım ya. Cesaret yok abi. O adaya gittim. Şöyle yaptım, bunu yaptım. Biraz tuz aldım. Evde buzdolabı kurdum. Etler, böğürtlenler vesaire dayansın diye. Ondan sonracığıma bir daha açılmaya şey yaptım. Dedim abi ben iyisini sal ile çıkayım yola. Hem yönlendirmesi kolay olur. Hem bu sandıkları almak kolay olur. Hem de tekneden çıktığın zaman, yani indiğin zaman tekneye çıkmak da kolay olur. Bu kaçmış 1,2 daha düşük ya. Daha düşük abi. Bize büyük şey lazım. Mor lazım. Büyük seviye. O altınlarla sonra mürettebat almak istiyorum. Çünkü mürettebat altın istiyor. Yoksa o yaptığımız orta büyük boy gemiyi tek başına abi kullanamaz. Mürettebatı aldı mı oradaki toplar kadar minimum mürettebat lazım ki. Niye lazım abi? Onu bir oyuncuda gördüm. Mürettebata görev veriyorsun. Top başına diyorsun. Top başına diyorsun. O bir top seçiyor. Kendi kafasına göre bir top seçiyor. O topun başına geçiyor. Orada duruyor. Şimdi atıyorum ben galiba yanlış an, şey yapmadıysam, yanlış aklımda kalmadıysa benim şu anki yaptığım tersanedeki gemimde galiba iki tarafa da beşer. Yani 10 tane top yaptım. 10 tane toptan 10 tane mürettebat minimum lazım bize. Bunlar galiba ayda mı günde mi 5 sikke istiyorlar. Yani günde 50 sikke. Şu an bizde 500 var ise 10 günlük 10 günlük şeyimiz var. Mürettebatımız var. Evet, bir de lanetli korsanlar. Damn it army. Damn it. Your damn it. Bu sarısı tamam, bu hallolur da yine çok abi. Bir yaklaştım oraya var ya. Oh. Her bir yerden. Birisi başlıyor top atmaya, ötekiler peşinden şeye geliyor. Hücum için gemilerini çeviriyorlar. Yani yan uzun tarafların. Şimdi gemici, tekneci dilini bilmiyorum ya. Belki siz bilirsiniz. Uzun yanını bize çeviriyorlar, toplar bizi hedef alabilsin diye. Abi bu sefer top peşine top, top peşine top. Ama nasıl atıyorlar var ya. Şimdi bir göstereyim size diyorum, batacağım. Yok 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 yok. Cesaret yok abi. Çok tehlikeli bunlar ya. Çok tehlikeli bunlar ya. Ha, birisinde kırmızı bayrak var. Acaba Türk mü onlar? Yok canım, Türkler lanetli olur mu? Tövbe. Tövbe. Kırmızı bayrakları var ama. Şunu alabilir miyim? Şu beyaz mı bu? Beyaz ise çok düşüktür ya. Sıfır nokta küsürdür seviyesi. Çok düşük seviyede bir sandık. Bir bakalım beraber. Bunlara dikkat et, dikkat et, dikkat et. Beyaz değil mi? Sandığın ışığı beyaz. Yalnız burada biraz dikkatli ve çabuk olmamız lazım. Ha, şurada da var bir tane. Evet, rüzgar gelmeye başladı. Görüyorsunuz dalgalar.
1.9'muş be. 1.9. Baba hemen kaçar. Baba hemen kaçar abi. Şurada bir yerde görmüşsün bir daha. 1.9'muş ya. Rengi beyazdı ama. Şurada bir yerde yanlış hatırlamıyorsam. Hele bir bakalım. Sonuçta bu lanetlilerden uzaklaşıyoruz ya. Şurada bir yerde gördüğüm gibi. Aa şurada işte. Ben mi yanlış görüyorum abi? Beyaz ya. Üşük level. Yok, şimdi mor gibi. Mormuş gibime geldi. Aa şurada bir tane daha var bak. Şurada. İki tane. Güzel güzel. Gelken çek. Aa üç tane. Aa bu bölümde bayağı bir şanslıyız. Ulan. Size mahsus yaptım. Size göstermek için mahsus yaptım. Bak nasıl fazla yaklaşırsan sandık kırılıyor demek için. Mahsuzdan ben yani profesyonel oyuncuyum ben. Yediniz değil mi? He? Yediniz mi? İnandınız mı? İnandınız değil mi? Mahsus yaptım. Evet, şimdi bir sandık daha. Bu mor. Bunun seviyesi olması lazım. Bayağı bir seviye. Ulan yavaş. Okey. Bak normalinde profesyonel ya. Hem de 6-9. 16 sikke. Görüyorsunuz ne kadar süper yaklaşıyorum. Tekrarlıyorum, o kırılan sandığı mahsuzlar böyle yaptım. Size göstermek için. Level 6-9, 16 sikke. İyi. Abi fena değil abi. Hazine haritasında bir yere gittiğin zaman, hazineyi bulduğun zaman tamam orada binlerce sikke falan buluyorsun ama aması var. Orada hazineyi koruyan hayalet korsanlar var. Hayalet korsanlar. Onlara karşı savaşman lazım. Yani öyle abi ben hazine buldum. Zengin oldum. Olayı yok yani. Uğraşacaksın onun için bile. Kalite 1-0. 2 sikke ver. Burada da var. Şimdi yönümüzü bulmamız lazım diyordum. Nereye gitmemiz lazım? Güney. South. Hemen pusulaya bakıyoruz. Birazcık sol. Birazcık sol. Şöyle yeter. Rüzgar gelmeye başladı. Güzel. Bayağı bir sandık mandık falan da aldık. Şu cebimizi boşaltalım biz ya. Tamam mı? Eğer ölürsek. Şunu da atayım. Şunları da ver abi. Patates ver abi. Şunu ver abi. Kurumuş et. Sen öbür şeyle sandıkta şunu da ver. Efendim söyleyeyim. Blueprint. Bu hazır. Yapılmış. Bu blueprint
Blueprint. Yani blueprintler niye? Blueprintler abi şey için. Adını söyle. Eğer ki öğrenmediysen bu blueprint ile yine bir şey öğrenmediğin bir şeyi yapabiliyorsun. Craft edebiliyorsun. Yine batmış tekne var şurada. Evet, yolumuz açık. Şurada bir adacık var. Haritada görebiliyor musun onu? Şuradayız. Şurası olsa gerek herhalde. Sağ. Şurası herhalde. Abi orada korsan var mı? Şurada korsanlar var. Kenara falan gidelim mi? Gidek mi? He? Kenara falan gidek mi? Bak, rüzgarı da sırtımıza alıyoruz. Tamam, adaya gidelim. Şöyle. Tamam. Hadi, karar verildi. Kaptan kararı verdi. Yakalayamazsınız. Şurada da var bir adam. Ha, zaten o oymuş. O gittiğimiz adaymış zaten. Yakalayamazsınız. Etrafı yine bakınıyorum. Ha, bak sandık bak. Abi, sandıkları bırakmam ben abi. Ben sandık hastasıyım abi. Sandık dedi mi orada dur. Bana mürettebat lazım. Mürettebat da para istiyor. Parayı da nereden bulacaksın? Tek başına hazine avcısına 1.000 sikke, 2.000 sikke bulacağım diye tek başına abi başaramazsın. Çare yok. Karşına birçok korsan gelecek. Ondan sonra uğraş dur. Şeyi de gördüm abi. Bununla yani oynayan birisinin videosunda bu kılıcı sallamak baya baya bir yavaş. Efendime söyleyeyim, tabancayı, tüfeği, barut ve kurşunla doldurmak baya baya bir uzun sürüyor. Yani öyle kimi oyunlardaki gibi, hele hele mesela Call of Duty falan filan oyunlardaki gibi öyle şarjörü çıkar, öbür şarjörü tak anında şipşak, öyle değil yani, baya baya bir sürüyor. Kalite 3.7. 7 sikke, soğan, balık. Wonderful. Şurada da var sanırım. Wonderful abi. Öyle, şurada da var. İki tane var hem de. Öyle kolay kolay yani tabancayla ateş edeyim. Bunları sıraya dizeyim. İşte onları öldüreyim falan. Yok öyle dava. Bir kere ateş ediyor. Ateşi şey, tabancanın ucundan barutu döküyor. Barutu tıkıyor. İçine yuvarlak, ne diyorlar ona ya? Lan misket gibi, tamam mı? Bilya şeyi atıyor. Onu da tıkıyor. Onu yapana kadar bir sonraki atışın, ulan kaç tane sandık var? Bir sonraki atışın yapana kadar bütün düşmanlar senin karşında. Onun için iyisi mi yani, tek başına oynuyorsan en iyi olay sikke toplama olayı abi. Böyle. Hiç uğraşma. Yok şeyleymiş, yok böyleymiş. Ha, mürettebatla git. Ona bir şey demem. Ha, mürettebat ile hazine avına çık. Ama tek başına abi imkan ihtimal yok. Başaramazsın abi. Şurada da mı adam? Ha, oraya gidiyorduk zaten değil mi? Şuradakine gidiyorduk. Tamam, şimdi bunu alalım. Yine adaya doğru gittiğimizde bu sandığı alalım. Adaya doğru gittiğimizde orada bir sandık daha var. Tam da karşımıza çıkar. Güzel güzel. Planlama organize 10 numara. Bir de rüzgar bizim yüzümüze esmese iyi olur. Neyse, zorluk bu sandığa gidene kadar geri dönüşte rüzgar yine sırtımızda olacak. Güneş yok. Bu ne la?
köpüğün altında Yunus'un olduğu yer değil, başka bir yerde bir iz daha vardı. O da neydi ya? Büyük dalga, büyük dalga. Hop atlattık. Hop atlattık. Evet. Abi oyun fevkalade bağımlılık yapıyor ya. Aşırı derecede bağımlılık yapıyor. Şunu da yapayım, bunu da yapayım, bunu da edeyim. Yavaş 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 yavaş. Şöyle. Bakalım yetişebiliyor mu? 5.1 envantere gidiyor. 11 sikke. Süper. Süper, süper, süper. Yani şimdi 180 derece dönüyoruz. Karşımızda bir yerde bir sandık daha olması var. Müzik gibi bulduk ha. Bak bir daha 22. Bak şuna bir tane içeyim mi? Bir kez. Sarhoş, sarhoş da olabilir. Bak. Görüyor musun? Sarhoş oldu. Ula bari şu sandığı aldıktan sonra içseydik. Şimdi sandığı kırarız, murarız. Yavaşla yavaşla. Çok hızlı gidiyoruz. Rüzgar tam arkamızdan esiyor. Sarhoşuz. Aha iyice de kafayı buldu. Şimdi yavaş yavaş etrafta baloncuklar da ilk içtiğimde abi ilk içtiğimde ola dedim yağmur mu yağıyor? Ne bu? Görüntü ne? Meğersem içmişim. Aa bak şimdi gözüküyor. Bak görüyor musun? Bak baloncuklar. Etrafta. Ulan dedim oyunda bir bozukluk mu var? Ulan! Yüzüme sıçradım. Yunus. Hah. Yakaladın mı? Heh yakaladım. Bak balonlar falan gözüküyor. Görüyor musun? Sarhoş iken. Şimdi aşağıda diyor ne kadar? 1712, 1715. Şimdi o ayılmak için süre. Yani o kadar süre daha sarhoşsun. Hele hele 2-3 tane içtin mi var ya tamamı. Yönelemiyorsun, yöneltemiyorsun karakter. Abi düz gideyim diyorsun kendisi olduğu gibi sağa, kendiliğinden sola. Nereye gittiği belli değil. Yani karaktere o zaman hakim olmak bayağı bir zor. Evet. Rüzgar full arkamızda. La burada her yerde sandık var. Her yerde sandık var. Hiç Ali Baba dayanır mı sandıklara? Yok dayanmaz. Sandığın arkasında bir daha batmış gemi var. Birisinde gördüm o batmış gemiye indiğini. Abi ister inan ister inanma 25 sikke çıktı. Bir tane sandık oldu. İçinde 25 sikke vardı. Yani daldığına değmedi. Yani oraya dalıp da o sandığı bulana kadar böyle sandıklar su üstünde yüzen sandıklardan 3 tane bulsan daha fazla altmıyor. Yavaşla 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 yavaşla. Durma durma biraz. Dalgalar var onun için. Yavaş yavaş. Ah şöyle. Dalgalar olduğu zaman çok çok dikkatli olman lazım. Seni savuruyor. Sandığı kırdırttırıyor sana. Şimdi bu tarafa.
Burada bir yerdeydi sandım. Değil mi? Burada bir yerdeydi. Ha şurada buldum buldum. Buldum buldum. Kaçar mı benden? Kaçmaz benden. Kalite olsa gerek. Dikkatli. Çek yelkenleri, çek yelkenleri, çek yelkenleri. Yavaş yavaş, dikkatli, dalgalar kırabilir. Birazcık yaklaş. Şöyle. Kalite 5.6. 12 sikke. Bunları bir boşaltalım. Artık bunları toplamıyor. Bu blueprintler, her yer blueprint doldu abi. Her yer blueprint doldu. Yani sarhoşluğumuzu görüyorsunuz. Sarı noktalar, salı baloncuklar etrafımızda. Bak ne kadar oldu abi? 580 oldu. Nereye ama? Hiç yani ne uğraşıyorsun? Yok orada şeymiş de, böyleymiş de, şöyleymiş de. Şöyle verelim. Bunları da ver abi. Bunu da ver abi. Yeteri kadar sarhoş olduk abi. Şunu da ver abi. Yağ da bayağı var. Daha evimizde de bayağı bayağı yağ var. Tamam mı? Yani dalmak için aslında yağımız bol cana var. Şu böğütlenleri şimdiye kadar sadece şeyde buldum. Az önce söyleyeyim. Nerede buldum? Sandıklarda. Ana yine sandık. Yalnız. Lan ne şanslıyım ben böyle be. Abi ben ne kadar şanslıymışım be. Evet şanslıyım. Ama bir taraftan da şanssızım. Niye? Bölümün sonuna geldik. Hepinizi izlediğiniz için candan yürekten teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde veya bir başka Resplay'de görüşme dileğiyle hepinize hoşça kalın.